göndermiştim. Bu ya bu arada şey çalışıyorum. İmkana çalışıyorum. Tabii ki bizi farklı farklı parkurlara götürüyor. Şeyi soktu biraz Adem'e. Adem çok daha bu derslerden sonra, Dima dersinden sonra çok ilginç bir konuma girdi. Adem'i sırf, Adem'i mutlak. Acayip bir şey. Adem mutlak yok, bize yok. Adem mutlak ötelerde var. Acayip bir şey. Adem mutlak yok. Adem'i sırf var, yok çünkü ilmi muhit ezeli var. İlmi muhit var. Çok tuhaf. Yani bir yerlere gittik. Adem'e attı beni. Epey çalışıyorum 2-3 günden beri Adem. Ama duman yani. Kafalar duman. Bu konuda da Fatih Erkoç bayağı ilerlemiş. İmkanı epey çözmüş. Mümkün. Adem ve vücut değil. Vücut değil. De değil. Ve vücub. Allah tarafı demek. Vücub. De olsa vücut zat-ı sıfattır. Vücut, beka, vahdaniyet var ya. De. Vücut. Sıfatı sıfat. Vücub be olsa mahlukat değil Allah tarafı. Vacibül vücut. Tamam. Vacibül be bursa. Vacibül vücut. Bir de şu mahlukat. Yani canip demek değil mi? Allah tarafı. Vücub be. Be olursa Allah tarafı. Vücub. Vücub ve Adem. Vücut ve Adem de bazen kullanıyor. İmkan. Neyse onları. Şimdi onları konuşacağız böyle de. Tabirler yerine oturunca kendimi daha iyi tanımlıyorum. Daha iyi yönetiyorsun. Sonra maziden beslenip istikbalde anlam kazanıp halde farkındalığım artıyor. Bu derste gidince ne kazandım? En azından ne kadar his var? His. Vefa, haya, şehvet, gadap, his, haset, kin, nefret ne varsa. Hepsini şöyle düşünün. Sen, hepiniz farklı. Hepimiz, ne var bizde hepimizde? Ruh var. Değil mi? Hayat var. Kalp var. Yani kalp, akıl var. Bir de vücudumuz var. Bir daha ruh var. Hayat var. Kalp ve akıl var. Bir de vücudumuz var değil mi böyle? Varız ya. Şüphe yok değil mi? Her bir hissi böyle müstakil şahsiyet düşünün. Her bir hissin ruhu var. Hayatı var. Kalbi var. Vücudu var. Ne kadar his varsa. Ne kadar duygu varsa. Ne kadar latife varsa. Daha derse başlamadım. Böyle bir 18 bin tane alemi şenlendiren böyle ruhani. İşte bu tek tek şahsiyet düşünün. Toplumdaki her bir şahsiyet gibi. Hepsini pekmez tayını karıştırır gibi karıştırılmış. Hasan denmiş burada. Ben böyle bir şahsiyetim. Hepiniz de öylesin. Şefkatin kendi başına şefkat şeyin latifenin ruhu var, hayatı var, kalbi var, vücudu var. Çık dışarıya şefkat-ı mukaddes. Muhabbetin müstakil bir vücudu var. Çık dışarıya sevk. Çık dışarıya şefk. Çık dışarıya memnuniyet. Çık dışarıya iftihar. Çık dışarıya memnuniyet, iftihar mukaddesi, lezzet mukaddesi. Bu nereye götürecek? Ya ne yaptı? Allah Allah. Kafa da öyle. Gide baktım ki bu müstakil şahsiyetlerin cemiyim ben.
Bu dersin tabii tevazusu olmaz. Bu öyle bir fikir hisse bende biraz inkılap etti ki o kadar dolu ki buralar. O kadar dolu ki şöyle diyeyim. Cennete gideceğiz ya inşallah. Fethuli fi zamirdir, içine gireceğiz. Girince ne olacak? Bunu söyleyeyim kapat. Şefkat, şefkatimiz şefkat-ı mukaddesi ile tanışacak. Şefkat. Şu anlatı zaten iyi söylüyorum. Şefkat-ı mukaddese, muhabbet-i münezze, sevk, şefk, lezzet, memnuniyet, iftihar-ı mukaddese var ya, şu anlatı zatiye. Bu şeyden söylemiyorum. 286 mektubatta söylüyor şu anlatı zatiye. Arkadaşlar, cennet bunların açılımı. Şefkat-ı mukaddesenin, muhabbet-i münezzehenin, sevk-i mukaddesenin, şefk-i mukaddesenin, lezzet-i mukaddesenin, memnuniyet-i mukaddesenin, iftihar-ı mukaddesenin. Allah da mukaddes, şefkat-i mukaddes, biz de şefkat. Mukaddes değil. Muhabbet-i münezzehesi var, bizde muhabbet var. Cennet bunun açılımı arkadaşlar, tamam mı? Şimdi, bir şey diyeceğim. Fethuli fi ibadî fethuli cenneti var fi içine. Bu haletler var ya, şefkat, muhabbet, sevk, surur. Açılımı kadar içindesin, cenneti yaşıyorsun. En azim derecede cennette olacak. Ama burada yaşıyorsun. O zaman cennete böyle bir özlem, ah gitsek, zaten girmişsin. Şefkat-i mukaddesinin içindesin. Muhabbet-i münezzehenin içindesin. Şu anda o haletle, çünkü o mesela vefa, şefkat, burada kullanılıp buralı olmaya. Bedeni ağızların dışında hiçbirisi buralı değil. Muhabbet buralı mı? Ne mekana benziyor, ne zamana benziyor, ne maddeye benziyor, ne eşeğe benziyor. Muhabbet, memnuniyet, vefa, imanın kıvamı ya. İşte bu dersler, maziden, amentu billah, mazi. Ve bil yevmil ahir, istikballe, maziden beslenip, istikballe anlam kazanıp, halde farkındalığı uyandırmış bende. O zaman ne oluyor? Ne karınız oluyor bu derste? Oluyor yani. Mesela Risale-i Sakın terbiye etmiyor zannettirmesin diye söylüyorum. Çok değişik bir şey yani. Bu dersler ne işe yarıyor diye hakkını vermek için söylüyorum. Farklı böyle. O zaman kabri kaldırıyoruz. Ölüm. Şimdi değil kabir ya. O sanki böyle hep meclis-i nurani buralarda hep bizi seyrediyor. Seyrederken buradalar. Sankisi yok yani. Böyle hepsi dolu yani buralar. Acayip yani. Bunu, en azından bunu kazandırıyor. Bilin ki elinizden kaçmasın. Kaçmasın. Değil inan vallahi kabir. Böyle mesela bizi de kapıyor yani. Geçen bir cenazeye de gittim ya. Kapıyı böyle görünce garibime gidiyor yani böyle. Ustad diyor ki eskimiş yuvasını terk etmiş. 130 mesnevide diyor. Dünya zinetinden iğrenmiş. Bedeninden yorulmuş mu diyor. Ruhlara melce ve mencedir. Hiç ilginiz çekti mi? İrfan bunu okuyunca ezberden. Bir dakika dedim ya. Dünya zinetinden iğrenmiş. Vücudundan bıkmış galiba. Ruhlara. Vücudumuzdan bıktık ya. İkide bir ölüm geliyor. Korona geliyor. Bilmem ne geliyor. Gitti geliyor. Acayip bir. Ya yorulduk yani vücut. Bu vücudumuzdan yorulmuş. Versene mesleviyeyi. 130'du galiba. Ondan sonra garibime gitti ya. Şunu okuyayım. Hemen bu ısınmak için. Tefekkür ne demek arkadaşlar? Çok bunun hakkında çok konuştuk. Çok ders var. Tefekkür. Değil mi? Tefekkür hakkında şimdi onu konuşmayacağız ama tefekkür.
bilgiyi çoğaltmak değildir, biliyor musunuz? Tefekkür bilgiyi çoğaltmak değildir. Bilgi çoğaltmak, malumat çoğaltmak ayrı şeydir. İlim ayrı bir şeydir. Tefekkür fikretme. Fikir yoldur. Yürümektir tefekkür. Yürümek ne demek yani? Tefekkür fikirdir. Fikir ustad fikir yoldur diyor. Fikir yoluyla. Yok. Yol ne demek? Projedir, proje. Bir gayedir. Bir maksattır. Bir hakikattır. Tefekkür bak. Allah'a tevekkül eden Allah kafidir. Bunu yapabilsek. Allah kamili mutlak olduğundan li zati mahbubtur. Bunu ezberleyin ya. İrfan bunu ezberlemiş. Allah mucit ve vacibül vücut olduğundan kurbiyetinde vücut nurları, budiyetinde Adem zulmetleri vardır. Allah melce ve mencedir. Ha, kainattan küsmüş. Şimdi bak ya, şuraya bak ya. Allah ki, Allah ne işimize yarayacak tövbe. Kainattan küsmüş. Dünya ziynetinden iğrenmiş. En çok benim ilgimi çeken şu. Vücudundan bıkmış ruhlara. Allah nedir? Allah melce ve mence olur. Kainattan küsmüş. Dünya ziynetinden iğrenmiş. Vücudundan bıkmış ruhlara. Melce ve mencedir Allah. Allah bakidir. Alemin bekası ancak onun bekasıyladır. Allah maliktir. Hani korkuyorum, mülk benim ya, maliktir. Sendeki mülkünü senin için saklamak için alıyor. Vesaire değil mi? Bak, kainattan küsmüş. Dünya ziynetinden iğrenmiş. Vücudun, ne demiş, vücudundan bıkmış. Bıktım diyor ya şu dünyada. Allah bunlara melce ve mencedir. Beslenip dayanılan şeydir. Hem dayanıyorum hem besleniyorum. Melce ve mence. Vücudundan bıkmış. Tayyip vücudundan bıkmış. Bıktım ya. Hangisini? Vücut rengi vere vere bir bizar oldum ya. Yoruldum artık. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Hutbede zannettim. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Nahmeduhu ve nesta'in. Hutbeye zannettim. Düşüncelerinde, fikirlerinde çileler var. Bu düşüncelerin de çilesi var, biliyor musun? Düşüncelerin, fikirlerin, hislerin. Çile ne demek çile? Çile yanmaktır, olgunlaşmaktır, o olmaktır, ona dönüşmektir. Çilesiz insan hiçbir şeyin bedelini ödememiş olur. Çile, çilehaneler denilir. Bir şey alabilmek için derse oturmak, derse gelmek çiledir. Demek ki farklı ne öğrenecek? Çileyi biliyordum. Fikirlerin de çilesi var. Hislerin de çilesi var. Mananın çilesi var. Aslında çile aklın dayatmalarından sıyrılmaktır. Bir tanesi de o. Hem de nasıl? Aklım aklıma bela ya. Acayip bir şey yani. O. Aklıma savaş açtım aklıma. Aklımı aklıma bela ettim. Baktım ki onun da işlevi var, bunun da işlevi var. Hiçbirisine dokunmadım. Olması gerektiği yerde her şeyi bıraktım. Ben de sıyrıldım ve rahat ettim. Bir de bir şey söyleyeyim. Evet, ruhumuz cennet gibidir. Ama zannetmeyin ki vehim ve vesvese bizi de kapmıyor. Dağlar ne kadar yüksek olursa fırtına orada sert eser. Onlardan dolayı çıkarımlar yapıyorum. Mesela bir 18 dakika bu sabah bir şey attım.
cin, sihir, büyü, canım sıkıldı, doktora mı gideyim, hocalara mı okunayım, ne yapayım? Bak oraya attım. O yaşanmış bir hayattan ancak o konuşma olur. O kesinlikle bir kitaptan, bir şeyde nakil olmaz öyle. Ha. Yani nasıl şey yapıyoruz o sihir, büyü, göz değmesi, cin midir, okunak mıdır, hoca mıdır, nuska mıdır, doktora mı gideyim? Bak orada 18 dakika ya. Yani gelen soruları topladım, cevap verdim. Burada da tevazu da yapmadım. Bu işin ehliyim dediğim zaman adam bir vasıta bulup bana ulaşmaya gelip okumaya, lan ehliyim demek, bunu yapıyorum değil. Ya bunun ilmi, burada tevazu değil. İlmin hakikati benim değil. Hakikatin hatırını. Hakkın hatırı alidir. Hiçbir hatıra feda edilmez. Onun için söylüyorum. Bak bu iş böyle. Ne hocalıktır, ne sihirdir, ne bu. Orada anlatıyor. Yani çile var, çile. 15 sene ehli dünyalık yaşayacaksın. 3 aydan beri Risale okuyor muyuz, bu Kur'an okuyor, niye düzelmiyorum? Ya 15 sene tahribatı 3 ayda düzeleceksin. Öyle bir, öyle var mı yani? Emeğe saygı göster ya. Ya eften puften şeylerle derse gelmiyoruz. Eften puften şeylerle ders, kitap okumuyorum, Kur'an okumuyorum, ondan sonra huzur isteyeceğim. Ya biz enayi miyiz ya? Bu adam nereden geliyor? E biz de gittik, internetimizi götürdük, canlı yayına girdik. Adam girmiyor, yapmıyor. Sonra canım sıkıldı. Konuşmak istiyorum, yapmak istiyorum. Öyle bir şey yok, öyle bir dünya yok. El ceza min cinsil amel. Fikirlerin, hislerin, duyguların, latifelerin 4 çilesi var. Sen abi, imkan dairesinde olduğun müddetçe ama ezeliyet tarafı ebede intikal etmemişsen, kim olursan ol, peygamber dahil, her şeyden mutlaka etkilenir. Mutlaka. Mutlaka yani. Yoksa imtihan olmaz. Ama ebed tarafına geçmemiş olacak. Çünkü ebediyetle her şey bitiyor. İmtihan bitiyor. İyi ki buradayız. Allah'ım, nefsim yedi kudretinde sende, sana şahit gösterir. Vallahi burası değil. 124 bin peygamberi getirdiğin yer benim bildiğim gibi değil. İnanın bana, vallahi ince bir şey böyle. Her taraf acayip, meclis-i nuranilerle dolu. Hepsi, herkesle alakalı. Ama zahirde baktığın zaman küfür ehli çok çok daha fazla görünüyor değil mi? Ya. Ama onlar hep kayıp. Hep kayıp. Çünkü ve kabul edilmemiş zaten, kayıp asır. Evet. İnsan gelmedi kabul ediliyor. Sen çileye razı olmuyorsun. Çileye razı olmuyorsun ama ondaki haline de, yani sonucunu istiyorsun. Çilesini istemiyorsun. Tamam mı? Ama sonucunu istiyorsun. Terakkinin sesidir çile. Çile ruhun kıvamıdır. Ruhun aslına doğru giderken ayağının sesidir çile. Terakkinin neyi alıyor? Sesi. Sesidir. Başka bir cümle arkadaşlar. Ruhun kıvamına giderken ayağının sesidir. Allah Allah. Hayatını, bu da çok önemli. Kardeşim ben, görüyorsunuz da size demeye geliyorum. Hepiniz biliyor. Oturup çalışıyorum ya. Araba da var, şey var. Neye gitmem lazım? Şeyi beceremedim. 3 gün gittim Sakarya'ya. Evameli tekvini şekillendiremedim daha. Çünkü fırsat şey yapamadım. Evradımı okumaktan. Böyle istiyorum böyle. Evameli tekvini bitirdim. Emri tekvini bugün emir. Şekillendirmek istiyorum. Epey bir şeyler yaptık ama. Hadi tamam. Yani ama dersim var diyorum ya. Bir yere giderken dersim var diyorum. Gittiğiniz zaman gidiş dönüşü uçak bile pazar günü gelsen israf olmaz. Git tatile. Tamam, pazar günü atla gel, tekrar git akşam. Başka bir şey bu, biliyor musunuz? Bak şimdi, buraya da yaslanın, bu cümleyi de iyi dinleyin. Hayatını laboratuvara koyamazsınız. Laboratuvarlar var ya böyle, tahlil. Hayatım nasıl? Laboratuvara sokamazsın.
hayatına uygun laboratuvarı olması lazım. Hayatına uygun olacak böyle bir laboratuvar. Hayatına bir laboratuvar olması lazım. Ne olabilir sizin mesela hayatınızı anlam katan, tasnif eden, tanımlayan, o budur, bu da budur. Nedir o? Yürürken, yaşarken, önümüze çıkan hadiseler, fırsatlar, şeyler, günah, her şeyi, onlara karşı koyduğumuz tavırlar, onaylayıp reddettiğimiz şeylerdir. Hayatın laboratuvarı. Başka bir cümle. Gönüllerimize pek kimseyi açmıyoruz. Bazı insanlar var. Mesela yaylada gördüm. Bu cümleyi orada yazdım. Bir kadın geldi bize süt vermeye. Bir telefon etmiş ona nereden. Yoğurt ve süt getirdi. Kesinlikle okuma yazması da olacağını zannetmiyorum. Bir baktım. Açtı bir kadın. Bastonu da var. Yoğurt getirmiş. Hoca kimdir? Allah Allah. Mübalağa etmiyorum. Kalbi kendisinden büyük. Duydunuz böyle bir tabir? Bedeni kalbin içinde. Kalbi çok büyük kendisinden. Biliyor musun dedim. Ablam kalbin senden daha büyük. Bazı insanların kalbi vücudunun içinde, bazı insanların bedeni kalbin içinde. Kalpleri kendilerinden büyük. Kalpleri kendilerinden küçük. Mevlana'nın tabirine benziyor herhalde şu anda. Bazı elbise gördüm, içinde insan yok. Bazı insan gördüm, üstünde elbise yok. Kalbi kendisinden büyük. Dedim ablam, senin kalbin senden büyük biliyor musun? Ne demek oldu hocam dedi. Onun kalbinin içerisine kimleri sokarsan son mutlu olur ha. Kalbimizi açmıyoruz ya. Cimri olmuşuz. Aç kalbini ya, girsin herkes ya. Desin bunun gönlüne ben de olabilir. Gönlünü aç. O bana muallim oldu bu cümleyi söyledi. Şaşırdım kapıda gördüğüm zaman. Çok etkilendim. Şefkat abidesi, muhabbet vesilesi, İhsan-ı ilahiyenin vasıtası bana. Seni biliyorum an için geldim diyen Rabbimin ifadesi o. Seni biliyorum ha, sen çalış, yoğurtunu getiriyor. Ya, eskide beni bir yere götürmüştü de oğlan. Nedir dedim ablama? Yoğurt dedi. Kim söyledi? Bana dedi ki bir şey deme sen ona götür. Eskide bir ateşler içinde yatıyordum hasta. Zeytinburnu'nda fakirlik. Öyle istedi ki yoğurt. Acayip böyle. Geçmişte söylemekte bir beis yok. O kadar istiyor ki Mehmet kardeş. O kadar acayip. Gece yani. Gönlünü aç gönlünü. Yani gönlümüzü açalım. Sana demiyorum. Kendim bu. Allah mahvet bu ifade tarzımdan. Şey diyorsunuz abi ya. Yani iradeye geçiniz diyor. Cüz-i ihtiyarı bırak. İradeye geçin. Acayip bir şey ama çok zor. O dedim ya. Evet üstad. Ona cevizi buldurdum. Ben de yoğurta ihtiyacım var. Nasıl yapacaksın bilmiyorum ama. Bana ulaştır. Bir de şey de yapmıştım. Şahit olsun oradakiler. Augsburg. Almanya, yılbaşı gecesi, yılbaşı şeyleri güzel geçsin diye beni de şey yaptım, o tatillerini değerlendirdim. Ulan yılbaşı gecesi dersler falan oldu ama benim sabah kahvaltım 8:30. Ulan hepsi namazdan sonra gitti, 12'den önce kalkmazlar. Ben her şeyi tarumar ettiler, hiçbir şey yok mutfak. Ben 8:30'da vücudum kalktı, ne yapacağım ben şimdi? Acım. Gece de yemedim onlar gibi. Anlatmıştım size. He vallahi öyle oldu, yemin ederim. Dedim ki, ya Rabbi ben vazifemi yaptım zannediyorum. Dersleri yap. Benim 8:30'da da kahvaltım var, biliyorsun. İmam-ı Şafii diyor ki, talebi ulumun rızkına kefilim. Vallahi benim kahvaltı saatim geldi. Ben kahvaltı istiyorum.
Allah şahit olsun. Kaç dakika olduğunu bilmiyorum. Mustafa denen bir zat. Benden de bir iki yaş büyük olabilir. Ve emsaliz. Zile bastı. O da oradaydı o gece. Dedi ki, nedir Mustafa abi dedim. Ya hanım dedi ki, Hasan kardeşin dedi 8000 kahvaltısı var, tepsiye hazırlanmış. Bunu götür demiş. Vallahi böyle oldu. Ve utandım. Yemin edeyim anladım ya. Allah affet beni ya. Affet sen de böyle. Halil İbrahimler şahit Augsburg'da. Ali kardeş şahit o. O Mustafa kardeş de şahit. Karısı, rüya mı gördün ne olduysa? Ya Rabbi ben talebeyim. Talebi yoluma da İmam Şafii de diyor ki kefilim. Benim 8.30 kahvaltım yok. Şimdi Almanca bilmiyorum. Nereden alacağım? Zaten kapalı. Ancak arabaya bineceksin. Petrol ofislerden Almanca Adem biliyor. Petrol ofislerinde bir şey alacaksın. Dükkanlar kapalı. Adam tepsiyle. Yapan odur. Odur her şeyin sahibi. Vücudundan neydi? Bıkmış. Bıkmış. Dünya zinetinden iğrenmiş. Kainattan küsmüş. Ruhlara Allah nedir? Melce ve mence. 130 mesnevi. Ya bu kadar güzel bir şey mi? İlk defa duydum ha. İrfan dedim, beraberdik o Sakarya'da. Bir ders yap sabah namazı, sabah ders. Tak tak adam baktım, elinde hiçbir şey yok, aynı şeyi söylüyor. Ona baktım ezberden söylüyor, burayı ezberlemiş. Bir de oku bakayım, Allah öyle tesir etti ki. Vücudundan bıkmış, usanmış ruhlara. Devam. Hem toplumda, hem ailede, hem de cemaatlerde üretenler ve tüketenler diye sıfatlananlar var. Yani katkıda bulunanlar var, bir de tüketenler var, yiyenler var. Hizmette böyle, ailede de öyle. Mesela çocuklar tüketendir, üreten değil. Cemaatta da öyle ya. Üretenler var, devamlı tüketen var. Bu böyledir, sen üreten ol. En azından şöyle diyorum, hep tüketenler oluyor ya, tüketen derken ahtapot gibi sırtına geçin değil. Hani şöyle yap. Allah Resulü kadar hiç kimse fakir değil. Yarınki yemeği yok. Yarınki yemeği peygamberler düşüremez. Yok yani. Peygamberler kadar hiç kimse fakir değildir. Ama ilk kurbanda iki tane hayvan kesti. Keçi kesti. Yarını yok olan bir peygamberin ümmetiyiz. 12 ay senede bir, en azından dershanenin bir ay, senede bir ay elektrik veya doğalgaz veya su, hangi dershaneye yakınsa öde kardeş. Senin için söylüyorum. Sonra ahirette deme. Benim zaten şahsen ihtiyacım var. Tamam. Tuvalete gidiyorsun. Bir şey bağ. Peçete getir. Götür. Bir şey yap yani. Ben de varım de ya. Ben de varım de ya Rabbi. Bu işte ben de varım de. Yani senelerce istifade ediyoruz elektriğinden, suyundan. Biraz tüketen, bir de üreten olalım. Faydalansınlar bizim imkanlarımızdan Müslümanlar. Adaleti vaaz eden Peygamber Musa Aleyhisselam'dır, şeriatçıdır. Paulos var, İsa Aleyhisselam'ın talebesi Paulos. Şeylidir, Mersinlidir. Hristiyanlığın üç ilkesi var der. Bize uygun, ben de hoşuma geldiği için yazmıştım. Birisi imandır diyor. Birisi ümittir diyor. Birisi şefkattir diyor. Hristiyanlığın temel ilkesi budur. Birisi imandır. Birisi ümittir. İman, hariçten beslenmektir. Ümit, sistemi aktif etmektir. Ümitsiz çöker. Ne birisinin psikolojik sıkıntısı var, ümidi azalmış, o nispetten sıkıntı olur. Mesela ben kendimle denediğimi Rabbim biliyor. İkide bir niye söylüyorsun dememem lazım ama. Mesela sıkıntı basıyor. Hemen sıkıntı var. Bugün cüzümü okudum. Vallahi hemen tutunuyorum.
Ha, okumuşum ya. Bugün dersimi çalıştım. Bir sıkıntı basıyor. Arabada vesaire şeyde. Ya bugün okudum ya, imkan okudum. Bugün bir saat ömrümü sattım Allah'a. Hemen bir şey tutunuyor. Ve çıkıyorum yukarıya. Demek ki insanı, Hristiyan'ın üç ilkesi var. İlkesi var. Bizde de bu üç tane din kokusu yanlar. Ve şey, ne kadar bozulsa bile gene din kokusu var. Birisi imandır diyor. Hariçten beslenmek. İkincisi ümittir. Kendi öz değerlerini canlandırmak, canlı tutmak, beslemek. İkincisi kendine yaptığın kadar harici de sirayet eder, şefkat etmek. Şefkat harici değil, kendine şefkat eden harici de eder. Kendine değer veren karşıya değer verir. Karşıya değer vermiyorsa bilin ki kendisine değer vermiyor. Tabii. Hadi gel seninle hayalin cezir araba gideriz. Şimdi bir düşünün, Roma İmparatorluğu'nun en şu aşağılığı bir olduğu, insanların sınıf farkının yani revaçta ya da en zirve yaptığı bir dönem. İnsanlar insan olarak görülmüyor. Arenalara insanın karşısına aslanları, timsahları gibi hayvanları koyarak eğlenecek kadar vahşileşmiş. Hiçbir değeri kalmamış. Ancak bu söylenir işte. Bu söylenir. Bu söylenir işte. Oraya gidebilsek yani ancak de, değer verirsin. Yani ancak öyle. Ümit, iman, ümit ve şefkat. Hiç ümidi kalmamış insanların. Bu o zaman değer. O zaman Allah razı olsun. Ancak bu kelama değer verirsin. Mesela bakın, kendisine ne kadar değer veriyor? Harici o kadar veriyor. Harici ne kadar değer veriyor? Kendisine o kadar değer veriyor. Harici ne kadar seviyor? Kendisini ne kadar seviyor? Ölçü biliyor musun? Şimdi tefekkür, fikir. Tefekkür edin. Yakılun, efele tefekkürün gibi ayetlerde dendiğinde bilgi toplayın değil. Bilgi toplayın değil. Bilgi başka bir şey. Nedir tefekkür? Biraz önce bahsettim. Tefekkür, fikretmek. Fikir ne demek? Bir ustadın sari ifadesi fikir yoldur. Yol ne demek diye şey yaptım. Bir projedir. Hakikate bağlı ümit içeren, hakikate bağlı olup ümidi içeren bir şeyin üzerine çalışmaktır. Hakikate ereğine, felsefede erek, hakikatına bağlı olup ümit içeren bir projeye odaklanmaktır. Bilgi ise bu projenin mütemmim cüzleridir. Bilgi ise bu projenin mütemmim, tamamlayan malzemeleridir. Fikir taakkulda, akıldayken bilgi, malumat, zan tasavvurdadır. Şurada olduğu gibi. Yani tasavvur görüyor musunuz? Ben göstereyim daha şey olur. Bilgi buradadır. Bilgi buradadır. Fikir buradadır. Fikir buradadır. İlim buradadır. İlim tasdiktedir. Fikir buradadır. Bilgi, malumat, zan, düşünceler hep buradadır. Tamam. Şimdi devam edeyim. Tefekkür edin. Ha abi. Şimdi biz tasavvurdaki düşünce sistemimizle, düşüncede kullandığımız malzemeler bilgiler, vehimler, işte malumatlar, zanlar, bilgiler. Düşünce sistemini kullanıyoruz ve bir yol belirliyoruz. Yol belirliyoruz, bir fikir üretiyoruz. Fikir üretiyoruz. Ama bu ilim değil. Değil. Bu ilim değil. İlim ise tasdikteki ilim. Evet. Yani akıl bütünlüğünden. Akıl bütünlüğüyle. Vahiy ölçüsüyle. Vahiy ölçüleriyle tefekkür sisteminde zihinde tefekkürü kullanarak ilme ulaşıyoruz. Çok güzel. Tefekkür, ilimle tefekkürde kullandığımız malzeme aslında ilim.
Yani ilimle ilim elde ediyoruz tefekkürde. Tefekkürde biz zanlarımızı, şüphelerimizi, düşünceleri kullanmıyoruz. Vehimleri kullanmıyoruz. Tefekkürde ilim kullanıyoruz. İlim dediğimiz tasdikteki ilim. Evet. Böyle doğru mudur? Aynen. Çok güzel tanımladın. Tasdikteki ilimi kullandığımız için tefekkürde şeyimiz olmuyor. Şüphemiz hiç olmuyor. Veya acaba böyle mi, acaba şöyle mi pek olmuyor. Eğer tasdikteki ilmi kullanırsak o tefekkür hep bizi başka ilimlere götürüyor. Bir müjde vereyim hemen buraya kadar. Ve aslında dersimiz o değil. Tefekkür Allah tarafından onaylanmaktır. Onaylanan kişi tefekkür eder. Kafirde tefekkür yoktur. Kafirde düşünce vardır. Tefekkür Allah tarafından onaylandığının delilidir. Bu kesin. Tefekkür onaylanan bir ruhun yürümesidir. Yoldur diyor. Onaylanamayan tefekkür edemez. Tamam. Tefekkür bilgi edinmek değildir. O düşünceler tasavvurların işidir, tasavvurun işidir. Tefekkürle nereye varıyorsun? Onaylanınca zihinde mekan açıyorsun. Mesela bir tanesi dersin başında söyledim. Şey için söylüyorum. Bir sana terbiye etmez, zannetmez. Tefekkür ede ede enfosi. Hani inanın bana şu hava atmosferi, hava sayfası aleminde mesela ben 10 seneme şu 10 senemdeki önceye asla hiç benzemiyor. Yani bu fikir değil. Vallahi değil fikir. Histir. Fikrin ilerisi şu anda meclis-i nuranilerle dolu hissediyorum. Böyledir. O kadar yakın hissediyorum ki yani ben de onun içindeyim gibi hissediyorum. Ne anlatamıyorum yani. Bu böyle değil yani burası. Ne yaptı? Tefekkür müjde olarak söylüyorum. Ötelerin yani Allah'ın onayladığı ruhların giderken ayağının sesidir. Yani onaylanan ruhlar, onaylanan akılları Allah'ın delilidir. Onaylandığına tefekkür. Kafirde tefekkür yoktur. Kafirde düşünce vardır. Tamam mı? Ondan sonra fikir değildir tefekkür. Daha ilerisi. Evet. Sonucudur. Allah razı olsun. Ver hafız. Ver ahmet. Şimdi tefekkür bilgi toplamak değil. Ver Rabbim ver. Sağ olasın. Abi onaylanma, itikatla mı, imanla mı olur? İmanla abi. İman mı? Tabi tefekkür. İlim öyle değil. Hepsinin sonucu gibi. Tefekkürün saatin hayru min ibadin senetin. Bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetten evladır. Bu arada ya bir saat kim tefekkür edebilir? Bir saat tefekkürü fasılasız, aralıksız demek değil. Geçen hafta 10 saniye ettin tefekkür. Dün 2 dakika ettin. Bugün böyle hayatında toplam 1 saat varsa. Mesleğimizin birinci esası da tefekkür. At, fark, şefkat, birincisi, tefekkür. Şefkat, tefekkür. Birinci tefekkür. Tefekkür. Diğerleri öyle geçiyordu. Ben evet. Okudum. Bu, evet, o tefekkür. Yüzden birinci diyorum. Şu, şey, şu aralarda öyle geçiyor. 15. şu an tefekkür. Şimdi bilgi ise o projenin mütemim cüzleridir. Bu binanın taşları, bu binanın taşları, çimentosu vesaireleriyle mesela şu bina var ya, şu dershanenin taşları, çimentosu, demiriyle meyhane de yapılıyor. Aynı taş, aynı çimento. Cami de yapılıyor. Dershane de yapılıyor. Dükkan da olabilirken medreseye dönüştürülmesine malzemedir bilgi. Yani çimento, mesela villa ile gecekondunun ikisinin de temel maddesi çimentodur, tuğladır. Bir tanesi fark neredendir? Projedir. Fikir bu. Malzeme bu. Bilgi daima araçtır. Fikir amaçtır. Kendini ortadan kaldırılmayacak
bak, kendini ortadan kaldırılamayacak fikir. Yani fikir nedir? Fikir peki hangi fikirdir? Her proje fikir midir? Şu, kendi eleştirilerine, bilgilerine, zanlarına, şüphelerine, tereddütlerine, acabalarından sıyrılmış, cevaplanmış olmalı. Harici tenkitlere cevap içerendir fikir. Hem fikir nedir peki? Her proje fikir midir? Kendi tereddütlerini, kendi şüphelerini aşan, kendi zanlarına cevabı barındıran, hariçten gelebilecek tereddüt, itiraz, şüphe, tenkitlerine cevap içerendir fikir. Sen fikri hazmetmişsin, projeye dönüştürmüşsün. Birisi bir şey sordu, onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Konu değişti, başka bir şey. Hoşunuza gidecek. Yazdım buraya, dün oldu bu. Kaderim değişir mi abi dedim. Çok çeşitli cevaplarımız var ya, ama bu çok hoşuma, benim hoşuma gitti o andaki cevabım. Dün akşam, kaderim değişir mi abi dedim. Dedi, kaderim değişir mi abi dedi. Niye sordun? Bazıları diyor ki kaderin değişmez, bazıları diyor kaderin değişir. Mutmain bir cevap mı istiyorsun? Epey geç saatte aradı. Dedim ki, kaderin değişmesini istiyorsan, kaderi yazanı bulursan kaderini değiştirirsin. Dedim ki, yazanı bulursan yeniden yazdırırsın. Kaderini birisi mi yazdı? Yazanı bulursan yaz ile meşgul olmazsın. Yeniden yazdırırsın. güldü öyle kapattı. Demek kafayı takmış o gece. Onlar da vakıflarla müzakere ediyorlarmış o saatte. Ve şimdi ben sizden olsam yatardım. Abi daha yatamam dedi güldü. Kaderini yazanı, kaderi değiştiremiyorsa, kaderini yazanı bul, kaderini değiştir. Yazanı bul. Yazıyla uğraşma. Kelam hakkında da bir cümle, bir misal vermek istiyorum. Ondan sonra kapatıyorum. Kelam nedir? Bunun hakkında da çok, o abi öyle demiştin eskide. Tamam öyleydi. Şimdi bir okyanus düşünün Emre. Okyanus düşün. Üstad diyor ki denizde 100.000 çeşit hayvan var. Değil mi? Okyanus. Dalgalar var mı abi? Var. Nem çıkıyor mu? Evet. Havayı temizliyor mu? Atmosferin %40'ını denizler temizler. Gemiler çalışıyor mu abi? Gemiler çalışıyor. Şimdi bu okyanusun bu kadar faydalılıklarını topla. Balıklar var, seyahat ediyoruz, yüklerimizi taşıyor, havayı temizliyor. Tamam mı? Ondan sonra nemi şey yapıyor, yağmurumuza sebeptir. İşte bu bütünselliği toplayan bir gemi düşünün. Gemide yüzen böyle bir gemi. Ama hepsinden istifade etmiş. O gemi sahile yanaşmış. O okyanusun bütünselliğini toplayan gemiye veya bir sisteme uslup, kelam denilir. O gemiden çıkan malzemeye de mana denilir. Gemiden yükçü inmiyor mu karaya? Gemi getirdi, nemden istifade etti, yağmur aldı, balık tuttu gemi, balık tuttu gemiye koydu. Nemden yağmur şey yaptılar, istifade ettiler. Dalgalardan geldi, bir sürü şeyler yaptı deniz. En azından geldi, getirdi. Başka yerlerde bir şeyler getirdi, malzeme getirdi. Dalgalardan sıyrıldı, geldi bir sürü dalgalardan karaya geldi, gemi boşaltıyor. O
kalp ve ruh dünyasıdır. Okyanus, balıklar, 100.000 çeşit, hissiyatlar alemi. Gemi kelamdır. Çıkan malzeme manadır. Evet, hoş geldiniz. Saat, evet, biz şeye geçiyoruz. Emri tekvini, emir. Mevcut.